saygıdeğer katılımcılar, geleceğimizin teminatı olan öğrenciler, baylar, bayanlar, basınımızın güzide mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve özlemi ve isteğini burada bizlerle bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizi şahsım ve bölge müdürlüğüm adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu yıl bilindiğiniz üzere Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla hep birlikte yaşadık. Bu anı canlı tutmak, 100. yıl Cumhuriyet Ormanı kurduk. 11 Kasım günü ise ülke genelinde ve İstanbul'un 39 merkezinde Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes Fidan Dikim ve Dağıtım etkinliklerini sizlerle beraber tekrar yaşamak istiyoruz. Değerli katılımcılar, sevgili öğrenciler, dünyada orman varlığını azalırken orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla Avrupa'da birinci sıradayız. Son 20 yılda orman varlığımızı %13 civarında artırdık. Bu da şunu gösteriyor ki ülkemizde son 20 yılda büyük çaplı bir ağaçlandırma çalışmaları meydana getirdi. Ülkemizi adına kayda değer görülen bu sevindirici gelişmeler tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla göz kamaştıran şehri İstanbul'da nasibini aldı. En önemli doğal kaynaklarımız ve bir o kadar da hayati değere sahip ormanlarımız İstanbul'un %44'ünü kapsıyor. Türkiye orman varlığının %30 olduğunu düşünürsek bu %44 ormanlarla kaplı alanın ne kadar değerli olduğunu bir daha görmüş oluyoruz. Sevgili öğrenciler, Orman Genel Müdürlüğümüz esas itibariyle 3 tane ana görevi var. Bunlar ormanları korumak, geliştirmek ve buradan çıkan envarları işletmek şeklindedir. Özellikle ormanların korunması en büyücü vazifemizdir. Son yıllardaki iklim değişiklikleriyle birlikte orman yangınlarının da önemi daha da artmaktadır. Bildiğiniz üzere bizim ülkemiz Akdeniz iklimi içerisindedir. Özellikle bu yıl yazın kurak geçmesiyle birlikte yangın adetleri de çoğaldı İstanbul ilimizde. Toplam 81 adet orman yangın çıktı. Fakat İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekiplerinin anında müdahalesiyle beraber gayretli çalışmaları sonucunda bu yanan alanlarının asgari düzeyde tuttuk. 81 yangını adet İstanbul ilinde ormanlık zarar gören alan 49 hektardır. Bu 49 hektarın da 21.6 hektarı şu gün üzerinde bulunduğumuz alandır. Yani aşağı yukarı yarısına kadar kısmı burada ormana zarar verilmiş durumdadır. Bu yangınımız bildiğiniz üzere biraz önce de sunucumuz bahsetti. 26 Temmuz'da meydana geldi. Sayın Valimizin de önderliğinde bu yangını çok büyümeden, daha da büyümeden kontrol altına aldık. Ve bugün itibariyle de sahadaki orman ürünlerini çıkarttıktan sonra yapılan arazi çalışmaları ve toprak işlemeleri sonucunda dikim yapmaya uygun hale getirdik. Bu sahanın toplamında 34.500 adet fidan dikeceğiz. Toplumda şöyle bir yanlış algı oluşturmak isteniyor. Bu yanan alanları imara açılacak vesaire. Şundan emin olun ki yanan alanların bir metrekaresi dahi bu tür işlerde mümkün değil, kullanılmaz. Hepsi bir metrekaresi dahi ağaçlandırmaya ayrılır ve yıl içerisinde mutlaka ağaçlandırılır. Değerli katılımcılar, bu vesileyle yanan alanların ağaçlandırma çalışmalarına öncülük eden başta Sayın Valimize, fidan dikme etkinliğimize omuz veren bütün yurttaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve geleceğimiz olan siz sevgili öğrencilere bir daha teşekkür eder, saygılar sunar. Burada şunu da belirtmek isterim ki bu orman yangınlarında
bize hakikaten hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem belediyelerimizin tamamı büyük yardımlar sağlıyorlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşları da büyük yardımlarını görüyoruz. Kendilerine bir daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Saygıdeğer valim, değerli konuklar, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı projeye ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Beykoz ilçemiz %75'i orman olan bir ilçedir. Orman varlığımızın son birkaç yıl içerisinde Beykoz'da artıyor olmasının bize verdiği mutluluğu da sizlerle paylaşmak isterim. İşte yıl ortasında yanan mekan Sayın Valimizin önderliğinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle ağaçlandırılıyor. Özellikle öğrenci meclislerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz buranın ağaçlandırılmasında çok büyük emeği oluyor ve emeği olacak. Ben öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, katkı veren herkesi canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Ormanlarımızın miktarının artması temennisiyle, geleceğimizin güzel olması temennisiyle, daha bol oksijenli günlerde yaşamak temennisiyle bu anlamlı projeye önderlik eden Sayın Valimi, Kaymakamımı, bütün ilgilileri, Sayın Boğaz Komutanımı, hepinizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli komutanlarım, kıymetli belediye başkanımız, değerli orman bölge müdürüm, sevgili öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en içten sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Türkiye yüzyılının ilk ormanını öğrencilerimizle birlikte İstanbul'da inşallah bugün dikmiş olacağız, başlatmış olacağız. Tabii buranın başka bir önemi de Orman Bölge Müdürümüzün söylediği gibi bu sene içerisinde maalesef yangın sonucu yanan bir alanımız. Orman teşkilatımız yanan ormanları her sene yılı içerisinde olağanüstü bir aksilik olmadığı müddetçe tamamlıyor, tamamlama dikimlerini yapıyor ve onu tekrardan millete, devlete kazandırmış oluyor. Bu gördüğümüz alan Türkiye'deki, İstanbul'daki özür diliyorum, yanan ormanların yaklaşık %45'i. Diğer kalan kısmını da yıl içerisinde ağaçlandıracağız. Bu şu anlama geliyor. İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanan ormanların tamamı tekrar dikilmiş olacak. Ben bu açıdan orman teşkilatımıza, Sayın Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün başka bir güzellik. Bunu yaparken İstanbul'da öğrenci meclislerini kurduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bütün okullarında her sınıfta iki temsilcimiz var. Yaklaşık olarak 250 bin öğrencimiz, başta bugün gördüğünüz doğa sevgisi, ağaç sevgisi olmak üzere sosyal, kültürel, çevresel bütün faaliyetlerin içerisinde olacak. O açıdan ben öğrenci meclislerimizin sınıf teşkilatından il teşkilatına kadar her kademesinde görev alan öğrencilerine, öğretmenlerine, idarecilerine ve bunlara yol gösteren diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Pandemi bize bir şey gösterdi. Sağlık her şey. Hiçbir şey pandemiden önceki gibi değil. Pandemi şartlarında yaşadık. Bir maskenin ne kadar kıymetli olduğunu, bir bahçenin ne kadar kıymetli olduğunu, bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayarak gördük. Onun için belediye başkanımızın, Murat başkanımızın dediği gibi yaklaşık 1/4'ü ormanlarla kaplı olan Beykoz gibi ilçelerimizi muhafaza etmemiz,
Orman varlığımızı arttırmamız, buna sahip çıkmamız hepimizin birinci görevi. Bu açıdan ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, belediyemize, orman teşkilatımıza, basın mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve bu dikimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun.